Sistemin yaratmak istediği bir Tunceli var. Bizim de ona karşılık korumak istediğimiz, değer yargılarıyla gelecek kuşaklara taşımak istediğimiz bir Dersim kavramı var. Dolayısıyla kayyum döneminde kaldırılan ve Tunceli Belediyesi olarak adı değiştirilen belediyemizi tabelasını tekrardan Dersim Belediyesi yaparak Dersim halkını öz değerleriyle buluşturmak, önce buradan başlamak istiyoruz. Pirlerimizle, mürşitlerimizle, rayverlerimizle, yol sürenlerimizle, ocak zadelerimizle birlikte ortak planlamalar yaparak bu inancın üzerindeki asimilasyon ve saldırılara karşı da cevap olacak şekilde çalışmalarımızı açığa çıkaracağız. Birlikte bütün kutsallarımıza sahip çıkacağız. Dersim'de göç bugün açığa çıkan bir sorun değil. Aslında dünden bugüne taşınan bir sorun. Yani dünün meselesidir. Biliyorsunuz Dersim'e yönelik yıllardır sistematik bir şekilde bir göç ettirme politikası izleniyor. Bizler kentimizi, topraklarımızı terk etmemeliyiz. Bizim bununla ilgili politikalar açığa çıkarmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Dersim'deki bu ekonomik kaygıların önüne geçebiliriz. Nasıl geçebiliriz? Bunları biraz daha hafifleterek, Dersim'li iş insanlarımızla görüşerek, burada istihdam alanları oluşturarak, kadınlarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin çalışabileceği üretim alanlarını oluşturarak ekonomik kısmını hafifletebiliriz. Biz bütün STK'larımızla, bütün bu işin uzmanlarıyla görüşüp bununla ilgili çözüm arayışları üretmek, ama yine buradan çağrımız olsun, onlar kentlerine geri dönsünler. Biz bu kenti hep birlikte beraber inşa edelim diyelim. Biz göreve geldiğimizde deprem uzmanlarıyla ve bu konuda Dersim Mimar Mühendisler Odası'yla, Dersim'deki tüm dinamiklerle birlikte deprem öncesi hazırlıklarla ilgili çok başlatacağımız çalışmalar olacak. Yani bunları hızlandıracağız. Yıkımı açığa çıkmış binaları temizleyeceğiz. Bunlardan biri belediye binasıdır şu anda. Yani merkez belediyemiz şu anda birkaç yerde hizmet vermektedir. İlk yapacağımız iş de belediye binasının yıkımını yapmak ve orayı hızlı bir şekilde planlamaktır gelecek açısından. Tabii bunu özellikle uzman arkadaşlarımızla tartışacağız. Bu konuda yapılan dersimle ilgili yapılan planlamalar da var. Mimar Mühendisler Odası'nın ya da bazı sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin de kendi planlamaları var. Bunları ortaklaştıracağız. Belediye olarak bunlarla birlikte hareket edeceğiz. Biliyorsunuz bizim Dersim köklü inancı olan, kadın bir inancı olan, reyhak inancı olan bir toplum, Alevi bir toplumuz, Kürt bir toplumuz. Ancak halkımız bu değer yargılarını her şekilde yaşatmak isteyen, bunu ziyaretgahlarımızla, bütün yaşam alanlarımızda, cenazelerimizde, düğünlerimizde, bütün hayatımızın bütün pratiklerinde yaşatmak istediği bir inancı, bir kültürü var. Ve ciddi anlamda bu inancımıza, bu kültürümüze yönelik saldırılar da mevcut. Bizim çalışmalarımızdan biri de kültür merkezi açmak ve bu kültür merkezi içinde yine bir Alevi hafıza belleği oluşturmak, toplumsal ve siyasal bir bellek evi, bellek oluşturmak. Çünkü biliyorsunuz Dersim birçok değerin, ayak izlerinin olduğu bir kent ve biz de o ayak izlerinden yürüyenler olarak, o bayrağı taşıyanlar olarak onlara karşı büyük bir sorumluluğumuz var. İnancımızla, tüm kodlarımızla, tüm değer yargılarımızla bunları yaşatmak bizim sorumluluğumuz. Dediğim gibi o kültür merkezi içerisinde dil çalışmalarımız olacak. Özellikle mahallelerde dil kreşleri olacak. Bu anlamda dilsel çalışmalarımız da olacak. Yine Gazik'te bir cemevi projemizle değer yargılarımızın oluşturduğu Dersim'in gerçek öz kimliğiyle, öz inancıyla buluştuğu bir anlamda da inancımızı yaşamak ve yaşatmak ve buna da katkı sunmak için böyle de bir çalışmamız mevcut. 2019'da görev alan arkadaşlarımız kayyum süreciyle ilgili rakamsal anlamda bir borç açıklaması yaptılar. Ama şunu bekliyorduk, kayyumun o 2,5 yıllık dönemdeki pratiklerin arşivlerinin halka açılmasıydı. Bir, göreve geldiğimizde bu süreci yeniden halkımıza açacağız. Bizim dostlarımıza çağrımız şudur. Dersim'de sahada, mahallede, esnaf çalışmalarında ve ortak yaşam alanlarında açığa çıkan eleştiriler var. Bir Dersim İttifakı'nın daha güçlü, daha geniş çalışma ve mücadele sürecini
daha da güçlü açığa çıkarması için bu 5 yıllık sürecin hem genel bir değerlendirmesini yaparak yapılan doğru çalışmaları halka iyi aktarmak, eksik kaldıkları durumlarda da derince bir tutumla halka öz eleştiri vermeleri olacak. Gördüğümüz son durum da şu var. 68 milyon borçtan devralmışlardı Dersim Belediyesi'ni. Fakat Mart'ta şunu göreceğiz. 250 milyon üzerinde bir borcun açığa çıkacağını düşünüyoruz. Belediyeler borçlu olur. Proje yaparlar. Şunu ifade ederiz. Deriz ki evet belediye borçludur. Fakat karşılığında bir hizmet var, bir araç var, bir gereç var. Şu anda belediyenin bilançosunda gördüğümüz borçlanma SSK, emekli sandığı, TEDAŞ ve piyasaya olan borçlardır. Tabloyu değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Belediye bütçesinin kaldıramayacağı bir oranda personel alımı yapılmış. İşimiz çok kolay olmayacak ama biz bu zorluklarla mücadele etmek için varız. Belediyenin asıl görevlerinden biri de kentin kimliği, kültürü, tarihsel değerleri üzerinde faaliyet yürütmesidir, açığa çıkarmasıdır. Bu konuda biz dilimiz, kurmançkimiz, kırdaskimiz üzerine çok dilliliği esas alan bir paradigmayla hizmet vereceğiz, çalışmalar yürüteceğiz. Tüm dillerle ilgili belediyemizin bünyesinde güçlü yapılar oluşturacağız. Hatta şöyle de düşünüyoruz, sadece Dersim Belediyesi'nde değil, birlikte çalışacağımız Dersim İttifakı'nın içerisinde açığa çıkan tüm yerel yönetimlerimizle birlikte bu çalışmayı daha da büyüterek güçlendirmek olacak. Biz kayyumun tüm saldırılarına karşı cevap olacak güçteyiz. Ve halka dayalı, halka esas alan bir yerel yönetim paradigmasıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz.